Bitlo kripto para platformu sunar. Bu bilanço iyi değil, onu söyleyeyim yani. Hoş bir bilanço değil. Bir oturdum bir düşündüm sabah şöyle şu kendi kendime. Ya dedim ki yani bunun fabrikası patladı kardeşim ya. Şaka değil yani. Bu hisse patlayacak, bu hisse uçacak, kaçacak. Öyle değil. Gerçek manada patladığı fabrika. Kahvelerde eğer bizim Levent'teki beyaz yakalar olmasa zaten kahveler tükenmeyecekti. Ama bizim Levent'teki beyaz yakalar kahveleri tüketti. Arkadaşlar ice mocha falan diyerek bütün kahveleri tükettikleri için kahve fiyatları fırladı. Eğer hisse senedi fonlarından çıkış olursa hisse senedi fonları da bu çıkışlardaki gereken nakiti karşılamak için hisse satıyorlar. Güzel kardeşim bak şimdi zengin nasıl zengin olur biliyor musun? Zengin bir sorunu çözdüğü için zengin olur. Mesela. Evet ekranda ne görüyorsunuz? Ben açıkçası ekranda ciddi düşüşler, ciddi zararlar görüyorum. Peki bunlar hisse senedi fiyatları mı? Hayır bunlar bakın eksi %211, %60, %14,5, %27,66 nedir bunlar? Bunlar son gelen bilançolar. Dün ciddi bilançolar geldi, bilançolar açıklandı. Bilançolar içerisinde açıkçası şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Türk Telekom bilançosu iyi. Onun haricinde geri kalanın bilançosu kötü. Kocaeli yakın zamanda almıştım biliyorsunuz yatırımcısı olmuştum Kocaeli'nde. Aslında bu piyasaya göre inanılmaz kötü bir bilanço değil. Yani satışlarda bir %20'lik düşüş görüyoruz. Onun haricinde FAVÖKÜ yine 1 milyar TL civarında. Öyle yani enflasyon muhasebesinden kötü etkilenmiş. Öz kaynaklarını %1 arttırmış. Güzelleme yapmayacağım kendi şirketim, kendi hissem diye. Bu bilanço iyi değil. Onu söyleyeyim yani. Hoş bir bilanço değil. Tabii ki bu 3. ve 4. çeyreklere de bakmamız gerekiyor. Oradaki değişkenler de var. Lakin işin garip tarafı şu. Benim dikkatimi çeken taraf. Buraya tabii tekrar geleceğiz Matrix tarafına ama. Yani kardeşim bak. Sağ tarafta Obama Karna var, sol tarafta Kocaer var. Ya sağ taraftakinin fabrikası patladı, sol taraftakinin sadece kârı düştü. Ve sabah bir aralar Kocaer Obama Karna'dan daha fazla düşüyordu. Yani Obama Karna bir ara %6'lar, %5'ler falan oldu. Bir satış fırsatı verdi açıkçası çok ciddi. O sıra Kocaer eksi 5'lerdeydi. Yani bir oturdum bir düşündüm sabah şöyle şu kendi kendime. Ya dedim ki yani bunun fabrikası patladı kardeşim ya. Şaka değil yani. Bu hisse patlayacak, bu hisse uçacak, kaçacak öyle değil. Gerçek manada patladığı fabrika. Soldakinin de kârı düştü. Ya kardeşim böyle bir fiyatlama olmaması lazım yani. Bu garip bir fiyatlama oldu. Onun haricinde Türk Telekom bilançosu iyi geldi. İyi gelir tabii. Telekomünikasyon firmalarına nasıl 3 tane telekomünikasyon firması var diye cayır cayır saplıyorlar millete. Normal yani. Bunu zaten siz de farkındasınızdır diye tahmin ediyorum ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere satışları bu zor dönemde bile %5 artan, brüt kârı %48 artan, fabrikü %24 artan bir şirketten bahsediyoruz. Tüm milletin anası zarıl zarıl ağlarken cayır cayır efendime söyleyeyim zam yapmayın falan filan diye biz küçük esnafa burada serzenişte bulunurken %21'den brüt kâr marjını %30'a getiren FAVÖK marjını yani faiz amortisman vergi öncesi kar marjını %33'ten %38'e çıkartan Türk Telekom ben açıkçası burada huzurlarınızda kutluyorum. Bindirin bakalım babacığım bindirin yani o kar marjını mesela %21'de korusanız %29'a çıkartmasanız çatlarsınız değil mi? Hadi bakalım. Devam. Önemli haberlerden bir tanesi. Çok önemli. Arabica kahve fiyatları 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak vadeli kahve fiyatı dün %5 artışla Nisan 2011'den bu yana ilk kez 2,71 dolar libreyi gördü. Tabii ki Robusta kahvenin de vadeli fiyatında artış var. Bunun sebebi Arabica kahve fiyatının sebebi Robusta kahvede yaşanan arz yetersizliği. Zaten kahvelerde eğer bizim Levent'teki beyaz yakalar olmasa zaten kahveler tükenmeyecekti. Ama bizim Levent'teki beyaz yakalar kahveleri tüketti. Arkadaşlar ice mocha falan diyerek bütün kahveleri tükettikleri için kahve fiyatları fırladı. Ama siz bunu daha önceden de tahmin edebilirdiniz. Mesela şunu diyor olabilirsiniz. Abicim buğday fiyatları artacak bence ya ama ben nereden buğday alacağım satacağım diyorsanız işte karşınızda Bitlo. Bunu bağlamak için düşündüğüm bir miktar. Bitlo üzerinden bu arada ben birkaç kampanyasından bahsedeyim hemen birkaç diyorum çünkü çok fazla kampanya yapan bir marka kendileri. Bitlo bir kripto para alım satım platformu. Lakin sadece bir kripto para alım satım platformu değil. Ayrıca SPK bünyesinde artık denetlemeye geçildiği için ve mevzuat geçtiği için güvenli alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Kaydı artık. Burada Bitlo'yu sadece kripto para alım satım platformu değil dememin sebebi şu. Üzerinden tokenlarla hem kıymetli madenler alabiliyorsunuz hem de bakın özellikle şu dikkatimi çekti onu göstereceğim sizlere. Ya bu arada markayla uzlaştığımız bir şey değil yani şunu anlat falan diye değil. Gerçekten hoşuma gittiği için anlatıyorum. Mesela
Tokenlar üzerinden arpa, mısır, buğday, fındık gibi yatırımlar yapabiliyorsunuz. Bak yukarıda sizlere bir standartlaşmış filtreleme yapmışlar. Mesela AI Data, RVA, Metaverse. Mesela dediniz ki bu aralar AI çok popüler. Kripto paralarda da AI yükselebilir dediniz. AI Data'ya tıklıyorsunuz. Size burada AI'ları veriyor. Bak AI şeylerini, kripto varlıklarını veriyor. Veya tokenlarsa tokenları veriyor. Ve işin güzel tarafı da şu, hiç anlamıyorsunuz piyasadan. Puanlama skoru yapmışlar. Yani anladığım kadarıyla bunu daha güvenliden daha tehlikeliye veya riskliye göre yapmışlar bunları. BitTorrent'in kendi ekibi değerlendirmesini yapmış. Yani öznel bir değerlendirme. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca BitTorrent'e üye olduktan sonra 7 gün boyunca kullanımınız için size 1000 lira para tanımlıyorlar. Buradan şunu anlayan arkadaşlar olmuş. 1000 lirayı komple size veriyorlar ve oradan kâr ettiysen sizin. Hayır. 1000 lirayı komple size vermiyor BitTorrent. 1000 lira size tanımlanıyor. Bununla işlem yapıyorsunuz bir hafta boyunca. Kazanırsanız kârınız sizin. Kaybederseniz bunlar herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Bitlo tarafından karşılanıyor. Ve bunun haricinde Bitlo 24 yaşına kadar, 18-24 yaş arasında herhangi bir komisyon almıyor gençleri desteklemek adına. Ve bu 1000 lirayı kullandığınız 7 gün boyunca 10 arkadaşınızı referansınız üzerinden Bitlo'ya kaydettirirsiniz. 1000 lira işte o zaman tamamen sizlerin oluyor. Arayüzü de kolay, gördüğünüz gibi basit bir arayüzü var. Sağ üstteki linkten tıklayarak, açıklamalar kısmından tıklayarak Bitlo kaydınızı oluşturabilirsiniz diyorum ve Bitlo'ya da sponsorlukları sebebiyle, destekleri sebebiyle teşekkür ederek devam ediyorum. Şimdi geldik Borsa İstanbul tarafına. 200 günlük hareketli ortalamadan şimdilik tepki alınmış gibi görünüyor. Neden şimdilik? Geldik dananın kuyruğunun kopacağı yere. 140 ve 20 günlük hareketli ortalamalara. Ben 140 kullanıyorum bu arada. Yani isterseniz EMA 144 kullanıyorum. İsterseniz 100 günlük hareketli ortalamadan da bakabilirsiniz ama şu anda 20 günlük ve 144 günlük hareketli ortalamaların tam olduğu noktaya geldik. Eğer bu iş hareketli ortalamalar üzerinden yürüyorsa, şu anda 200 günlük hareketli ortalamından tepki alındıktan sonra 144 ve 20 günlüğünde üzerine çıkılması lazım. Yani burada neyi görüyoruz? Yarın bizim için çok önemli. Yarın tüm dünya için de çok önemli bu arada. Amerika'da Fed'in faiz kararı gelecek ve biz yeni bir sürece gireceğiz. Daha önce ne olmuş? Daha önce 200 günlük hareketli ortalamaya geldikten sonra piyasa bir ikili dip yapmış. Daha sonra yukarı gitmiş ve bütün hareketli ortalamaların üzerine daha sonra geçmiş. Ve o dönemden sonra ciddi bir rally geliyor. Şimdi yine 200 günlük hareketli ortalamaya değdi. Burayı geçip bir ikili dip yapabilir veya yukarı gidebilir. Tam da bu dönemin Amerika'nın faiz indirim dönemine denk geliyor olması açıkçası ilginç diyebiliriz. Onun haricinde bugün baktığımız zaman bugün ilginç bir haberi paylaşacağım sizlerle. Bloomberg'de gördüğüm bir haberi, çok hoşunuza gideceğine inanıyorum. Amerika'da Russell 2000 %1,90 yukarıda ama S&P 500 0,61, Nasdaq 0,61. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamını videonun ilerleyen kısımlarına geleceğiz, kaçırmayın. Altın tarafında 2574 dolara geldi. 2500'lere zorluyordu, üstüne geçti, 74'lere geldi. Yıl sonuna kadar 2700-2800 dolar tahminleri yapılıyor altın tarafında, ihtimaller dahilinde. Tabii ki burada şey de çok önemli işte. Donald Trump mı seçilecek, Kamala Harris mi seçilecek? Eğer Donald Trump seçilirse altının yönünün çok çok daha sert yukarı olması bekleniyor. Çünkü dünyayı karıştıracak muhtemelen Donald Trump. Bu sefer gerçekten kafayı kırmış şekilde geliyor. Onun haricinde dolar tarafında bir miktar yükseliş var. 34,11. Aslında kaynak girişi de var Türkiye'ye. Kaynak girişi yok denilemez. Piyasadan dolar çektiğini de biliyoruz Merkez Bankası'nın. Yani buradaki dolar yükselişleri Merkez Bankası istediği için oluyor. Yani buradaki doların yükselişi kontrollü bir dolar yükselişi. Merkez Bankası istemeden dolar falan yükselmez şu anda. Bitcoin 61.222 dolar seviyesine geldi. Artık bugün içerisinde yarının belki de fiyatlaması yapılıyor olabilir. 60 bin dolar tekrar geçildi. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Bitcoin burada bir süredir dinleniyor ve öyle zannedildiği gibi Bitcoin'de bir rally bitişi falan yok. Bak uzun vadeyi aldığım zaman şu harekete, şuradaki harekete siz trend bitti diyemezsiniz. Altcoin'lerde evet, altcoin'ler patlamış olabilir. Bu arada altcoin'lerdeki patlamanın en büyük sebebi Bitcoin ve Ethereum'un ETF'lerinin çıkartılması. Yani Amerika'da SEC tarafından tanınmış olması da olabilir. Yani tamam, bunlar artık bunlara yoğunlaşılacak. Zaten bunlara fonlar üzerinden yatırım yapılabilecek artık. O zaman altcoin'ler tarafına çok da fazla hani önemi kalmadı gibi düşünülmüş olabilir. Bu yüzden Bitcoin tarafı 61.200 dolarlar seviyesine geldi. Bu Bitcoin tarafında da zaten nereden yatırım yapacağınızı video içerisinde biliyorsunuz. Gelelim biz Borsa İstanbul tarafında. Türk Lirası bazlı Borsa İstanbul 1,90 seviyelerine doğru geldi. Günü de o şekilde kapattı. Ama yine hacim yok. Yine hacim yok. Hatta hacime şuradan bakarsak 106 milyar
TL, aynen 106 milyar TL bir hacimden bahsediyoruz. Birazdan fonlara para giriş çıkışlarına da bakacağız. Neden öyle olduğunu anlayacaksınız. Buradaki hacmin neden çok düşük olduğunu anlayacaksınız. Bu tarafta konuşabileceğimiz şeyler aslında bunlar. Dolar bazlı olarak baktığımız zaman da çok fazla bir hareket olduğunu görmüyoruz. Borsa İstanbul'da yarın kritik bir gün. Şimdi gelelim neler yükseldi neler düştü. Enerji bugün tavan oldu. Enerjinin tavan olmasının sebebi bugün açıklanan bir gelişmesi var. Bir yeni bir iş koluna giriş yapıyorlar. Onu vereceğim, anlatacağım sizlere. İzenerji, Gesan, BİM, Ülker, Eczacı Yatırım, Türk Telekom bunlar yükselen taraftaydı. Genel bir yükselme havası vardı borsada. Obama makarnanın fabrikasının patlaması, Kocaeli'nin bilançosunun kötü gelmesi sebebiyle aşağıdalar. Batıçim, Hektaş, Art Yazılım, Reader, Şeker Bankası, TümOzan bunlar düşen tarafta yer alıyorlardı. Peki bugün kimler sattı, kimler aldı? Yatırım Finansman, Ak, A1 Kapital, İş Deniz satıştaydı. Alıcı tarafta ise Bank of America, HSBC, Tacirler, QNB Finans Bank yer alıyor. Bank of America çok nadir ters tarafta kalıyor. Yani Bank of America alıcıysa piyasa güzel, Bank of America satıcıysa piyasa kötü. Bu da açıkçası çok iç açıcı değil. Onun haricinde yakın vade borsa kontratlarına baktığımız zaman vadeli işlem opsiyon piyasasında dün satıcı tarafında Bank of America %54'ünü karşıladı 9.919 kontratla. Alıcı tarafta TEB İŞ vardı 5.385 kontratla lider olarak görünüyor TEB. İşin bu ara alıcı alımı kestiğini görüyoruz. Bu grafiğin en daha ayrıntılı bir şekilde de analizini Teknik Analiz kanalından Serdar abi yapıyor. Onunla da hafta sonu cumartesi günü bir zaten yayınımız vardı, canlı yayınımız. Hala izlemediyseniz gidip bakabilirsiniz. Şimdi size biraz önce dedim ya, Borsa İstanbul'dan neden hacim yok? Borsa İstanbul'daki hacimsizliğin sebebi ne? Bakın, Borsa İstanbul'daki hacimsizliğin sebebi şu. Şimdi geliyorum buraya. Fintech üzerinden fonlar kısmına geldim. Nakit giriş çıkışına bakacağım. Bugüne bakacağım. Salı. Şimdi baktığımız zaman en çok para girişlerine, bu arada 10 binden fazla yatırımcısı olan fonları seçtim. Neden? Genelde serbest fonlar olabiliyor veya işte çok daha küçük yatırımcının çok daha yüklü miktarda yatırım yaptığı fonlar olabiliyor ve öne çıkıyor burada. O yüzden ben daha çok genel piyasanın yönünün neresi olduğu ve genel piyasanın burada beklentilerinin ne yönde olduğunu anlamak için 10 bin ve üzeri, yani biraz daha orta ve küçük yatırımcının daha çok yer aldığı fonlara bakmak istiyorum. Çünkü aslında hani balinalarda çok para var ama balinalardaki para hiçbir zaman totalde kayadan fazla olamaz. Balinanın zaten hani bir tane fotoğraf vardır ya, işte büyük balık küçük balıkları kovalıyor, sonra küçük balıklar bir araya gelmiş birleşmiş büyük balığı kovalıyor gibi. O manada düşünebilirsiniz. Küçük yatırımcı da para bölük pörçüktür ama totalde bayağı da vardır yani. Şimdi baktığımız zaman para girişi olan fonlara baktığımızda para piyasası hisse senedi var bir tane 4. sırada. Para piyasası kıymetli madenler, para piyasası kıymetli madenler hisse senedi diye gidiyor. Yani ekseriyetle ilk 10'da 2-3 tane kıymetli madenler, bir tane hisse senedi, geri kalan full para piyasası yani faiz. Peki para çıkışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Para çıkışına baktığımız zaman burada çok daha fazla, evet, ilk yine 4'te para piyasası fonları var. Bu normaldir. Yani aslında giriş çıkışın aynı yerde olması da bütün cazibenin yine orada olduğunu gösteriyor. Yani para komple orada. Çıkışa baktığımız zaman bile orada. Ama diğer taraftan satışta hisse senedi ve bir sürü hisse senedi fonları görüyoruz. Geçmişe gittiğimiz zaman bu daha çok var. Bu neye sebep oluyor? Bu şuna sebep oluyor. Eğer hisse senedi fonlarından çıkış olursa hisse senedi fonları da bu çıkışlardaki gereken nakiti karşılamak için hisse satıyorlar. Hani bir dönem böyle işte özellikle küçük şirketlerden ve yine halka arzlardan falan yatırım fonları çatır çatır sata sata çıkıyordu. Niye? Çünkü bir yerden nakit oluşturmaları lazım. Kaynak oluşturmaları lazım. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına falan bu kaynak oluşturmaları lazım. Bir yandan borsayı çökerten şey de tam olarak bu. Yani size sürekli bahsediyorum, faizi borsayı çökertiyor faiz. Şimdi faiz böyle çökertiyor borsayı. Aslında temel olay bu. Buna da günlük olarak bundan sonra bakacağım ki piyasanın yönünü de anlamış olalım. Piyasa nereye doğru gidiyor anlamış olalım. Bu arada serbest fonlar sağ üstünde. Serbest fon nasıl yönetildiğinin net çizgilerle belli olmadığı bir fon tipi olduğu için oraya net bir şey söyleyemiyoruz. Yani serbest fon içerisinde belki faize yatırırlar, belki hisse senedine, belki kıymetli madenlere, belki borçlanma araçlarına, orasını bilemiyoruz. Gelelim yeni iş ilişkilerine. Bugün 3 tane yeni iş ilişkisi vardı şu ana kadar. GESA'nın 780 milyon TL ile birinci sırada 6,504 geçen senenin 2023. Cirosun oranı. 70 milyon TL ile Bileşim çıkıyor 1,53 ve son olarak 790 bin dolarla 0,59 da karşımıza çıkıyor Bileşim Mühendislik. Bu 3 tane iş ilişkisi bugün iş ilişkileriydi diyorum.
Ve haberlere geçiyorum. Bomba Enerya. Evet. Şirketin bu arada bomba bomba demeyeyim bu aralar ya. Zaten Obama karnında patlama oldu. Şirketin madencilik faaliyetleri alanında yoğunlaşmasını ve bu kapsamda başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatiflerin değerlendirilmesine karar verildi. İlgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve veya maden ruhsatı devralınmasına ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesi için yönetim kuruluna yetkil verilmiş durumda Enerya. Bugün Enerya'yı bu haber tavan yaptı. Ford Otosan tarafında Genel Müdür Güven Özyurt açıklamalarda bulundu. Yeniköy fabrikasında ürettiğimiz ticari araçların içten yanmalı, hibrit ve elektrikli modellerini bir arada üretmeye başladıklarını, sene sonuna doğru da Romanya fabrikasındaki modeller ve kademeli şekilde elektrikli olarak üretilecek ve sevkiyatları başlanacak. Önümüzdeki sene aynısını kamyonlar içinde göreceğiz demişler. Bu arada içten yanmalı araçların devri bir 15 sene içerisinde falan biter. Hiç öyle yani şeyleri görüyorum böyle içten yanmalı övenleri falan görüyorum. Bir tanesi demiş ki yani geçenlerde bunu yine videoda söyledim mi bilmiyorum. İşte Almanya'dan arabama bindim bir depoyu doldurdum. Nereye kadar gitti dedi bilmiyorum. Kaç tane sınır geçtim şuraya kadar gitti. İşte efendime söyleyeyim Togg'la Tesla'yla şununla bununla gitseydim şöyle olur. Bizim millette böyle bir kafa var abi. Bizim millet sadece eleştiriyor. E güzel kardeşim bak şimdi zengin nasıl zengin olur biliyor musun? Zengin bir sorunu çözdüğü için zengin olur. Mesela İstanbul'da bugün taksi problemi var. Martı tak. Eğer yasallaşırsa, verdiği mücadele sonuç verirse adam paranın içinden geçecek. Milyar dolardan bahsediyorum. Onun haricinde mesela işte Getir. Nerede patladı Getir? Pandemi döneminde patladı. Neden? İnsanlar eve sipariş verdiler ve o dönem parladı Getir. Bak bir sorunu çözmüş oldu. Sen dışarı çıkamıyorsun, o senin ayağına getiriyor. Ve bunun gibi sorunlar. Şimdi sen zaten bizim millette sorun tespit etme gibi bir problem yok. Bizim millet sorun tespit etmede 10 numara. De ki bizim millete eleştir dünyanın en iyi çalışanıdır yani o konuda. Bir kardeşim bulduysan problemi çözüm üret. Çözüm üret. Ha üretemiyorsan çözüm üretenlere yatırım yap. Bak bu da bir seçenek. O yüzden elektrikli otomobilleri şöyle düşün. Bak Samsung yeni bir tane batarya çıkartmış. 15 dakikada mı ne doluyor yani bilmem kaç bin kilometre gidiyor. Gelecekte bundan 50 sene sonra falan böyle işte videolara falan bakarken şey diyecek insanlar. Abi bu ne lan böyle? Arabanın içine yakıt koyuyorlar, yanıcı madde koyuyorlarmış. Abi nasıl sürdünüz bunları falan diye tepki verecek ilerleyen yaşlarda çocuklarımız. Nasıl at arabasına biz şimdi baktığımız zaman ulan bunda gidilir miymiş 100 kilometre falan diyorsak aynı o zaman da onu söyleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Yani burada vizyon fakiri ya bizim ülke maalesef. Girişim elektriğe baktığımız zaman Ankara Üniversitesi 48 megawatt GES kurulumu için gerekli malzeme alım işi kapsamında düzenlenen ihaleyi kazanmış. Ankara Üniversitesi'nde bu kadar para ne geziyor oğlum? İşin baz bedeli 778 milyon TL olup söz konusu tane 2300 oranı %6,04. Kimden alacaksınız? Smart'tan alsanız da. Goldman Sachs altın fiyatının 2005 yılında başında 2700 doları bulabileceği tahminini paylaştı. Ayrıca JP Morgan Türkiye ekonomisti Fatih Akçelik katıldığı CNBC programı da Türkiye'nin bir kur şoku riski görmüyoruz diyorlar. Zaten şu anda depolar dolu yani biz rezervler dolu. Onun haricinde para piyasası sıkı kalacak diyorlar ama Kasım ayında bir faiz indirimi bekliyorlar. O da bence zor ama JP Morgan da şey değil yani öyle öylesine bir şey değil. Kurum değil. Aynı Bloomberg'daki haberi burada da paylaştım. Küresel rotasyon ama videonun başına zaten bahsetmiştim. Türkiye'ye bir kaynak girişi var. Mehmet Şimşek cari açığı 57 milyar dolardan 19 milyar dolara indirdik dedi. Evet cari açık tarafında gerçekten iyi. Bu ay cari fazla verdik. Yüksek açık, yüksek dış kaynak ihtiyacı demek. 153 milyar doların üzerinde bir rezervimiz var. Swap hariç net rezervlerimizi 78 milyar dolara iyileştirdik. Son haftada çok ciddi girişler var. Rezerv olduğu zaman dış şoklara karşı tepki verebiliyorsunuz. Risk biriminiz 700 bas puanından 270 bas puanın altına indirdik. Dedikleri çok doğru. Yani eğer cari açığın yoksa daha fazla bir kaynağa ihtiyacın yok ya da daha az kaynağa ihtiyacın var. Eğer rezervin varsa CDS primin düşüyor, risk primin düşüyorsa daha kolay ve daha ucuz kredi bulabiliyorsun. Kredibiliten artıyor yurt dışından. Ve bunların hepsi Türkiye ekonomisi için pozitif bir şey. Yani işin sonunda Mehmet Şimşek gerçekten tam yetki bu işi yapabilir olsa ve Mehmet Şimşek'e bu işi bıraksalar gerçekten işi çözecek ama siyasi baskılar da üstlerinde. Obama Karna'dan tebrik ediyorum Obama Karna'yı. Neden? Meydana gelen patlama ile ilgili bayağı bir bilgilendirme yapıyorlar ve Hendek'te meydana gelen patlamaya ilişkin hasar tespit için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam ediyormuş. Fabrikanın yeniden faaliyete geçebilmesi için bu çalışmaların kesinleşmesi bekleniyor ve tesisin olağan üretim faaliyetleri 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülüyor ve burada gelir kaybı da dahil tam manasıyla bir sigortalama yapılmış. Bu gayet iyi bir şey. Yani buradan
Yatırımcı pek zararlı çıkacağını zannetmiyorum. Hendek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle pay fiyatında oluşabilecek ciddi bir kaybın önlenmesi amacıyla geri alım programı başlatılacak. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 10 milyon adet. Siz buradan göremiyorsunuz ama şöyle yapayım. 10 milyon adet ayrılacak fon azami miktarı ise 400 milyon TL olarak belirlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal açıklamalarda bulundu. Ve açıklamalarında şunu söyledi. Yılın ilk yarısında beklentilerimizi karşılayan güçlü bir büyüme elde ettik. Nasıl elde ettiğinizi biliyoruz hepimiz. Toplam abone sayımız 52,6 milyona taşıdık. Mobil abone sayımız da 26,3 milyon adede ulaştı. Çok güzel. Türkiye'deki sokaklardaki nüfus yoğunluğu bakımından %96'sına fiber ulaştırmış durumdayız. Fiber eve taşımada ise %50'yi yakaladık. Abi yani sokağa taşıdıktan sonra yani şu an şöyle, Türkiye'deki sokaklardaki nüfus yoğunluğu bakımından %96'sına fiber ulaşıyor ama fiberleri eve taşıma konusunda %50'yi yakaladık diyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Sene 2024 Türkiye'de hala ev 150 evde fiber internet yok. Rezalet bir internet var. Çok affedersiniz, özür dilerim söylüyorum. Bok gibi bir internetimiz var hala dünya standartlarına baktığımız zaman. Dünya standartlarına göre daha pahalı bir ücret ödüyoruz. Dünya standartlarına göre daha kötü bir internet kullanıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türk Telekom'un altyapısını kullanan, mesela Türknet kullanıyorum ben şu anda. 12 aylık peşin ödedim. 350 liradan falan ödedim. Şu anda ciddi bir güzel bir internetim var. Ve alabildiğim bu kadar. Daha iyisini alabilsem 1000 megabite kadar veriyorlar. Aynı parayla. Hiçbir para artırımı yapmadan 1000 megabite kadar verebiliyorlar. Ama tahmin edin o 1000 megabit olmamasının sebebi kimin altyapısından kaynaklı. Da 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 dam. Ve gelelim yıl bitmeden imtiyaz meselelerinin çözümüne kavuşturulmasına yönelik bakanlık açıklaması bizim için önemli bir dönüm noktası. Özelleştirme İdaresi konuya ilişkin temel dayanak teşkil edici çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunduğu demişler. Un ihracatı tarafında benim kafamı karıştıran bir konu var abi. Bu nedir yani ya? Yılın ilk yarısının sonu için 4 milyon ton un ihracatı hedefi belirleyen Türkiye un sektörü, buğday ithalatı yasağı nedeniyle un ihracatında yaşanan düşüşle birlikte yıl sonu hedefini 3,5 milyon ton olarak revize etti. Yani un ihracatı hedefini buğday ithalat yasağı nedeniyle. Neden buğday ithal ediyoruz abi? Türkiye'de buğday yok mu? Yani tabii ki de bu arada şuna karşı değilim. Yurt dışından bir mal ham madde gelir. Burada işlenir ve satılırsa o çok iyi. Ama tabii şöyle bir işlemeden bahsediyoruz. Yani buğday alıp un yapıp satmak da güzel. Ama buğday yapıp pasta, börek, çörek, çarçur. Gerçi buradan pasta, börek niye gitsin? Falan ama asıl benim önemli olan nokta şurası. İlgincime giden nokta, Türkiye niye buğday ithal ediyor abi? Çok güzel bir ülkeyiz ama işte plansız tarım. Ulus Oyun tarafında da Manisa ve İzmir'deki rüzgar enerji santrali projeleriyle ilgili ÇED raporu olumlu olarak onaylanmış. Gördüğünüz üzere bir yeşil enerji haberi daha sizlerle beraberdi ve kapanışa geçiyorum. Evet, yine geniş, detaylı, kapsamlı, her şeyi içeren ve bilgilendirici bir yayının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimler açmayı, yorum yapmayı ve Bitno'nun kampanyalarından yararlanmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.